Sinan, saat 11'de başladı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mesai, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme an itibariyle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. 2 milyon 250 bin kişi ilgilendiren bir düzenleme. Bu kapsamda AK Parti kanun teklifini geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı'na sunmuştu ve bu haftada görüşmeleri komisyon sürecinde başladığı bilgisini paylaşalım. 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenleme. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler devam ediyor. Bir gerginlikle başladı. Zira staj mağdurları ile ilgili bir konu var. Staj mağdurları ile ilgili bir konu var ve bu noktada özellikle staj mağdurlarının yer almaması noktasında muhalefetin bir tepkisi oldu. İktidar ve muhalefet arasında bir kısa süreli gerginlik yaşandı. Bilgisini paylaşalım. Tabi genel kurul aşamasına ne zaman geçilecek? Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki hafta itibariyle EYT'nin artık genel kurula gelmesi bekleniyor ve genel kurulda oylamaya sunulacak. Salt çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte de düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Tabi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı gerekecek. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra EYT tamamen yasalaşmış olacak. Ardından da özellikle dilekçeler hazırlanacak ve EYT'liler de bu noktada emeklilik hakkı için de başvurusunu gerçekleştirmiş olacak. 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede komisyon süreci başladı ve devam ediyor. Bu komisyonun bu hafta tamamlanması, önümüzdeki haftada düzenlemenin genel kurula gelmesi bekleniyor diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım.